Arkadaşlar bir konuyu izah etmek istiyorum. Çünkü böyle bir büyük set gönderiyoruz birine. Grupta resmini atıyor. Bu sefer insanlarda çelişki oluyor. Arkadaşlar yarım set. Bir set. Bu ikili set. isteyene beşli set, onlu set gider. Yarım sette ne var? Bakınız böyle bir tane vitamin var. Hem aynı zamanda kızıştırıcı. Türkiye'nin en iyisi. Zaten videolarda anlatmışım biliyorsunuz. Bir kurt dökücü var. 30 gram bağırsak iltihap düzenleyici. 50 cc de salmanın suyu. Yani Günlük 2 litre su içen kuşlara 27 gün boyunca 2 litre her gün tam yetiyor. Bu 80 TL'dir. Kuş başına hesapladığınız zaman 2 lira 20 kuruş düşüyor. Yani 27 gün tedavi alıyor 2 lira 20, 2 lira 20 kuruş düşüyor. Türkiye'nin en ucuz en uzun vadeli kullanım şey, salmonella ilacıdır. Tam sette ne var? Bunun da aksine birer tane daha fazla var. Yani iki su şöyle yapalım onu. İki su iki toz var. İki su iki toz var iki tane vitamin var. Bir tane de kurt dökücü var. Bu da 150 TL. Yine bu da 5 litre suya kullanılıyor. 4 litre içiyorsa artıyorlar. 2 lira 20 kuruş. 27 günlük tedavi. Bu yurt dışına gidecek hazırlandı. 2 set istedi adam. Şu yanına da bir ciğer temizleme tozu var. Yani adam isteğe göre. Bu şimdi bu şekilde. Neye iyi gelir? Tek kanat düşmesi, tek ayak toparlanması, kuruma uyuklama, yeşil dışkı, sümüksü dışkı, köpüklü dışkı, sulu parçalanmış dışkı. Kıçına dışkı yapışma durumu, pis kokulu dışkılar, titreme, kusma, yürürken denge kaybı, yumurtanın içinden yavru çıkamama durumu. Bu ne demektir? Yani anaçlar taşıyıcı olur, yumurtaya aktardıkları için yumurtaya ilk 5 gün bakarsın kanlıdır, ondan sonra bir bakarsın ki yavru yok veya yavru oluşmuş yumurtadan çıkamamış. İki yavrunun birinin küçük olması veya salla başa girmesi yavruların veya ölmesi veya yeme girdik düştükten sonra kurumaya girmesi. Yani bunların tamamı ekoli ve salmonella belirtisidir. Bunları ortadan kaldırır. Bakınız arkadaşlar 100, 100 kümesten 95'ini temizler. Eğer bir kümeste temizlemiyorsa kümes şartları önemlidir, beslenme önemlidir, kuşçu önemlidir. Bunlardan kaynaklıdır. Bir de şu var seti kullandınız diyelim 50 tane kuşunuz var 45 tanesi düzeldi. Diyoruz ki 5 tane kaldıysa geriye onu da kardeşim ayrı bir yere koy. E hocam çek küçük videosunu 1-2 dakikalık. Bak hocam bunlar hala uyukluyor. Kuruma devam ediyor. İşte dışkıları da bu şekilde. Çünkü birden fazla hastalık olabilir. Kuruma bir salmonelleye ait değildir. Mantar da kurutur. Çiçek de kurutur. Ee, kursak iltihapları da kurutur. Yani bunu böyle değerlendirdiğin zaman ilaç tedavisini yaptın. Sağlıklı, yavrulu, yumurtalı. Bütün kuşlara yapılır. Önden yapılır. Ama biz tabi salmonella geldiği zaman yapıyoruz. Alışkanlık bu ayrı konu. Bir de burada size kullanım videosu atıyorum günlük su tüketiminize göre. Burada su 3 litre ise tam 3 litre olmalı ilaç da kararında konmalı. Ve temizliği de ihmal etmemelisiniz. Bunu bu şekilde yaparsanız başarı geliyor kardeşim. Benimle danışıklık dövüş yapıyorsunuz. Aldınız kullandınız. Abi iki kuşta bu problem var. Bakalım ha şu da var. Bazı kuşa hiç fayda etmez. Çünkü bakteri kana karıştığı zaman bütün vücuda hapseder. Aynı kanser hastası gibi ilaca cevap vermez. Bu da mümkün. Sonuçta bu mucize değil, ilaçtır yani. Ben bu sene e, grip oldum, bir daha olmayacağımın garantisi yok. Vesa veya bu sene grip aşısı yaptım, grip olmayacağın anlamına da gelmez. Bunları da böyle değerlendireceksiniz kardeşim. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun, hayırlı uğurlu olsun.